Bir Bin Yaprak canlı yayında daha beraberiz. Bugün konuğum Gonca Ongan, KUSİF Direktörü, sevgili arkadaşım. Hoş geldin Gonca. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi seni bulmuşken tabii ne konuşacağız? Sosyal Sosyal etki. etki konuşacağız. Çok merak edilen bir konu. Bizim bu British Council'la yaptığımız araştırmada da sosyal girişimcilere çok sorduk. Ve sosyal etkiyi tanımlamakta çok zorlandıklarını gördük. O yüzden belki de en temel sorudan başlayalım ve otorite olarak bunu sana Sağ soralım. ol, estağfurullah. Nedir sosyal etki? Yani sosyal etki üzerine KUSİF kurulduğundan beri çalışıyoruz. 2012 Kasım'da kurulmuşuz. O zamandan beri bu alanı hani geliştirmekle ilgili çalışıyoruz. Ve ilk yaptığımız iş hani gerçekten bu sosyal etki kavramını oturtmaya ve aynı dili kullanmak için belli tanımları oluşturmaya yani verdik. Çok basit hani bir cümleyle özetlersek aslında sosyal etki insanların üzerinde yaratmaya çalıştığımız değişim müdahalelerimizle, yaptığımız projelerle, aktivitelerle, faaliyetlerle biz faydalanıcılarımız, müşterilerimiz veya paydaşlarımızın üzerinde ne değişim yaratıyoruz? Yani değişim odaklı düşünmek ve sosyal etki dediğimiz zaman insanı anlayacağız. Yani çıktıdan o değişime giden kolon diyebiliriz. Çünkü çok fazla hani çıktı odaklı düşünüyoruz. Hep sayılar odaklı düşünüyoruz. 500 tane kadını eğittik diyoruz. 500 tane genci eğittik diyoruz. Ama o gençlerin veya kadınların hayatında bu müdahalelerle ne gibi değişimler hani yaratılmış bunu sorgulamıyoruz. Yani çıktı kolonundan bir kolon daha ötesini düşünürsek, değişimi düşünürsek o zaman etkiyi düşünmeye başlamış oluyoruz. Ve bunun bu sosyal etki kavramı da aslında özellikle sosyal etkenin ölçümleme bu çevre olaylarıyla hani başlıyor özellikle hani Amerika'da işte çevre etki ölçümlemesiyle başlıyor. Daha sonra onları yaparken de hani fark ediyorlar ki zaten yani büyük bir sosyal değişim de yaratıyor, etki de yaratıyor her türlü büyük yatırımlar. Çevre odaklı hani projeler aslında oradan hani başlıyor. Çok böyle merak edenler için de çok detaylı bir literatür taraması bizim KUSİF 4 adım yayınımızda geniş bir literatür taraması var sosyal etki kavramının. Ulaşabiliyorlar mı rahatlıkla? Tabii tabii KUSİF web sitesinden bizim çok fazla bu alanda kaynağımız var. Sosyal etki, sosyal etki ölçümü ve yönetimi, etkinizi nasıl artırırsınız? Bununla ilgili bütün yayınlarımıza web sitemizden ulaşılabilir. Ulaşılabiliyor. Şimdi sosyal etki denince bu söylediklerim mesela hep olumlu etkiler. Yani şu kadar insanın hayatında şöyle bir etki yarattık. Peki sosyal etkinin negatif olması mümkün mü? Mümkün tabii. Genelde hani yaşadığımızda bizim yani kötü bir şey yapmak hani hiç kimse istemiyor. Hele ki bizim gibi bizim hani sosyal alanda sosyal etki aktörleri hep olumlu etki yaratmak için zaten varız. Kimse bunun için hani yola çıkmıyor. Ama ne yazık ki bunu düşünmedikleri için çok fazla da negatif, olumsuz etki yaratabiliyoruz. Belki bunun farkında bile olmuyor bu aktörler. Olabiliriz. Evet, doğru. Evet. Bunu işte sorgulatabilmek bence hani çok önemli bir Çok kritik, değer. kesinlikle Yani öyle. Kesinlikle. ve bunu hani yönetebilmek. Her şey olumlu değil. Hani olumsuz etki de hani yaratabiliriz. Bunun farkında olalım ama şunu hani yapmamız lazım. Ve ölçemediğimiz bir şeyin farkında olamayız, yönetemeyiz de. Olumlu etkiyi maksimize etmek, negatif etkiyi gördüğümüzde veya başta doğru planladığımızda onu da minimize etmek veya da yok etmek. Bu hedef hani olmalı. Evet, çok çok net benim kafamda şu anda. Çok teşekkürler. Peki öngörülmeyen bir sosyal etki olabilir mi? Mesela biz bir projeye başlıyoruz. Ondan sonra çeşitli hedefler koyuyoruz ve faydalanıcı grup üzerinde belli bir etkimiz olacağını öngörüyoruz. Ama yola çıktıktan belki bir sene sonra bambaşka etki yarattığını görmek mümkün mü? Tabii çoğu zaman bu durumla hepimiz yani aslında hani yaşıyoruz. Yani bunu sosyal girişimciler yaşıyor, proje yapan herkes yaşıyor, sivil toplum yaşıyor. Sosyal yatırım yapan büyük CSR projelerinde çok yaşanıyor ama herkesin tepkisi işte bilgisine
oranla hani farklı oluyor. Yine söylüyorum, ölçemediğimiz bir şeyi yönetemeyiz ama bu nedenle de eğer doğru şekilde hani projemizi en başından kurgularken etki odaklı tasarlar ve neyi nasıl takip edeceğimizi hani planlarsak ve belli aşamalarında bunu veri toplayıp analiz edip karar mekanizmasına çevirmek için adım atarsak olumlu veya olumsuz etkileri beklemediğimiz, tabii ki beklemediğimiz olumsuz da olumlu etkiler de çıkacaktır. Değişimler ki, çıkacaktır. Bu sosyal etki konusunda hani ölçmek hani yetmez, hani yönetmemiz lazım ve bütün bunları yapmamızın hani amacı, neden ölçüyoruz diye yönetiyoruz? Çünkü etkimizi artırmak ve etkimizi zirveye taşımak istiyoruz. Daha etkili bir proje, daha etkili bir grup, daha etkili bir kurum olmak istiyoruz.